Merhaba arkadaşlar. Boş vakitlerimde kitap okurum cümlesi üzerine konuşmak istiyorum. Ve bu cümleyi duyduğumda inanın asabım bozuluyor. O ne demek ya öyle? Boş vakitlerimde kitap okuyorum. Yani boş durup kaşınmaksa uyuz olup kaşınmak falan diye bir söz var ya. Yani kitap böyle yapacak hiçbir şeyiniz yokken, boş dururken, ya neyse boş durmaktansa kitap okumak daha iyidir denilebilecek bir şey değil. Kitap bizatihi kendisi değerli olan, kitap bizatihi vakti, zamanı, hayatı güzelleştiren, anlamlandıran şeydir. Ben boş vakitlerimde kitap okumuyorum. Ben kitap okumaktan arta kalan zamanda geri kalan işlerimi yapıyorum. Yani kitap hayatın merkezinde. Gençlerin en sık sorduğu sorulardan birisi bana. Hocam sürekli seyahattesin, sürekli yolculuk yapıyorsun, sürekli programların var, sürekli bir şeylerle meşgulsün. Ne zaman fırsat buluyorsun da kitap okuyorsun diyorlar. Arkadaşlar siz hiç yolculuk yapıyorum, çok yoldayım, aç kalayım diyeni duydunuz mu? Ya tatile gittim o yüzden aç kalayım, çok çalışıyorum aç kalayım, çok geziyorum aç kalayım. Maç izlemeye gittim aç kalayım, düğüne gittim aç kalayım, cenazeye gittim aç durayım diyen gördünüz mü? Hayır, nasıl yemek, içmek, nefes almak, hayatın vazgeçilmezleri olmazsa olmazı ise, eğer siz okumayı yaşamınıza, ruhunuza sindirirseniz aynı şeyi hissedersiniz. O yüzden hiçbir şey benim için kitap konusunda mazeret olmadı, olamaz. Olmayacak da. Yolculuğa mı gidiyorum? Havalimanında mıyım? Uçağın kalkmasına bir saat var. Abi ne yapıyorsunuz siz bir saat içerisinde? Tamam 10 dakika telefona baktınız. Geri kalan 50 dakikada başına sinek olmuş öküzün sürekli böyle sağa sola kafasını çevirmesi, sallaması gibi sürekli oraya buraya şuraya bakacağınıza elinizde bir kitap olsa ve o bir saati kitap okuyarak değerlendirseniz. Otobüste mi gidiyorum? Kitap okuyorum. Arabayla mı gidiyorum? Kitap okuyorum. Eğer biri sürüyorsa, yan taraftaysam kitap okuyorum. Eğer kendim kullanıyorsam mola verdiğim yerde, dinlenirken, bir bardak çay içerken her zaman zaten kitabım yanındadır. Açıyorum kitabımı okuyorum. Trene mi bindim? Kitap okuyorum. Yurt dışına mı gittim? Yanımda, çantamda mutlaka kitabımla gidiyorum. Şehre gittim, geziyorum. O esnada birini beklemem gerekti. O kişiyi beklerken kitap okuyarak bekliyorum. Hastanede sıra beklerken, postanede sıra beklerken, nerede olursam olayım her zaman yanımda, koltuğumun altında veya çantamın içerisinde mutlaka kitap var. Çünkü ona ihtiyaç duyuyorum. Onu bir zaruret olarak görüyorum. O boş vakitlerimi dolduracak işte anket sorularında veya bir mülakatta veya bir CV'de boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Kitap okurum. Elinin körü. Kitap boş vakitte okunacak şey değil. Kitap bizzat hayatın, yaşamın kendisi. Bir de şu var. Ne diyorlar? Ya hocam işte kitap pahalı. İşte biz çalışıyoruz. O yüzden okuyamıyoruz. Arkadaşlar mazeret üretmeye kalkarsanız her şey için her zaman bir mazeret vardır. Ya Allah aşkına açık olalım, birbirimize dürüst davranalım. Şehrin caddesinde Dostoyevski'nin, Tolstoy'un kitaplarını şöyle serseler, bedava dağıtıyoruz deseler, dönüp bakmayacak kitleler, yığınlar, milyonlar var. Siz yeter ki okumak isteyin. Halk kütüphanesinden alırsınız, komşunuzdan alırsınız, birinden ödünç alırsınız. Bir şekilde temin edilebilir. Mesele bunu gerçekten istiyor musunuz? Efendime söyleyeyim, ya işte hocam biz kitap okumaya vaktimiz mi var? Arkadaş, kitap okumaya vaktiniz yok da kitap okumadığınız o vakitte ne yapıyorsunuz? Atomu mu parçalıyorsunuz bir yerde? Bir de bana sık sık, ben şunu çok sık duyuyorum. Ya hocam senin de elinden kitap düşmüyor diyenler veya tanıştığım gençlerden bu tarz şikayetler de geliyor. Ya hocam işte sürekli kitap okuyunca, elimizde de kitapla gezince, ya sen ne kitap elinde kaldı, kitaptan başka bir şey yapmaz mısın, görmez misin, düşünmez misin, kitap okuya okuya kafayı yedin cümlelerine muhatap olduklarını söylüyorlar. İşte ben de bunu merak ediyorum. Yani insanlara sürekli kitap okuyorsun diye eleştiri getirenler, acaba biz o kitapları okurken ne yapıyorlar, çok merak ediyorum. Ne yapıyorlar acaba? Atomu mu parçalıyorlar? Ya da Leonardo da Vinci gibi, Michelangelo gibi, Rafael gibi yeni mimari, sanatsal şeyler mi yapıyorlar? Yeni heykeller mi yapıyorlar? Dev tablolar mı çiziyorlar? Amadeus Mozart gibi yeni parçalar mı yapıyorlar? Veya ne yapıyorlar yani? Ben çok merak ediyorum. Biz kitap okurken
bunu eleştiren insanlar, siz o esnada ne yapıyorsunuz? Bilim, teknoloji, sanat, kültür, yani bir şeylere bir şey mi katıyorsunuz da bizim o kitap okuyor olma halimizi eleştiriyorsunuz? Ya düşünseniz arkadaşlar, ah benim arkadaşlarım, kitap okumak ne yapar? Kitap okumak hayatınıza o kadar güzel insanlar katar ki. Bakın şunu söyleyeceğim. Herkesin bir yaşamı var değil mi? Bir tane yaşam sürüyorsunuz. Hayır abi. Kitap okumayan insanların bir tane yaşamı vardır. Kitap okuyan insanlar yüzlerce yaşam yaşarlar. Yüzlerce farklı yaşamı hayatlarına katarlar ve yüzlerce farklı insanı, birbirinden kıymetli insanlar. Şunlara bakar mısın? Benim bunlar arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, amcalarım, emicamın uşakları, komşular. Bunlar benim hayatımda var ya. Bunları benim hayatıma kim soktu abi? Ah şuradan başlayalım ya. Goethe, Johann von Goethe, Dostoyevski, Jack London, Hasan İzzettin Dinamo, Tolstoy, Franz Kafka, Anton Çehov, Mir Sultan Galiyev, Cengiz Dağcı, Gözlerimin Işığı, Çingiz Aytmatov, tabii ki Gazi Maraşal, Mustafa Kemal Atatürk, Stefan Zweig, Mohandas Mahatma, Karamşat, Gandhi, Alexander Pushkin, Allame Muhammed İkbal, Nikos Kazantzakis, Gorki, Gogol, Sabahattin Ali, Turgenev, Mihail Bulgakov, Honoré de Balzac, Panat Israti, Victor Hugo, geç bu tarafa Ahmet Arif, Necip Fazıl, Gançarov, Karamzin, Pushkin, Virginia Woolf, Necip Fazıl. Yani abi düşünsenize ya, şu insanlar benim hayatımda varlar. Bunlar var ya, ben bunların yaşamını yaşadım, onların yaşadıklarını yaşadım, düşüncelerinde gezdim. Onların psikolojik dünyaları içerisinde onlarla beraberdim. Onlarla aynı heyecanı duydum, onların yaşadığı aşkları yaşadım, onların yaşadığı acıları yaşadım. Orada ismini unuttum, Emil Zola'nın germinalinde onunla birlikte o madene girdim. Bunlar cins kafalar, farklı insanlar, özel insanlar ve ben bu dünyayı en güçlü şekilde yaşamış, sorgulamış, hissetmiş, estetize etmiş, sanat eserleri vermiş. Bu insanlarla birlikte oldum. Neyse oldum? Kitaplarla birlikte oldum. Kalk 8'de yataktan, git işe, akşam 5'te gel eve. Hanım işte ne yaptım bugün, ne yaptım işte kuru fasulye filav yaptım. Yanına da bir koca baş soğan kırdım. Soğandan sonra da ya hanım bir kahve yapaydın da içeydik dedim. Kahveyi içtik, çizgili pijamalarımızı giydik. Bir de Kemal Sunar filmi patlattım. Akşam da sarılıp yattım. Oh tamam, hayatı böyle de yaşayabilirsiniz. Yani bir şey demiyorum, bu suçta değil. Ama bu yaşamın dışına çıkmak istiyorsanız, aha abi adamlar burada bekliyorlar, tamam mı? Aha buradalar. Şimdi düşünsene, ben mesela biyografi okumayı çok seviyorum. Niye? Ya abi bir adam var. Asker, general, hakim, avukat, sanatçı, ressam, şair, siyasetçi, politikacı, bir dini lider, bir devrimin, bir hareketin önderi. Adamın 70 yıllık, 60 yıllık hayatını gelmiş adam güzelce biyografi olarak yazmış. Sen o 70 yılı 3 saat içerisinde hayatına katıyorsun, yaşam tecrübesine katıyorsun. Var mı böyle bir güzellik ya? Stefan Zweig'in zihninin altında onunla beraber geziyorsun. Kafka'nın tımarhanesinde gidip onunla misafir oluyorsun. Dostoyevski'nin yaşadığı buhranları onunla beraber yaşıyorsun. Victor Hugo'nun sefillerini onunla birlikte yaşıyorsun. Panat Israti ile birlikte Baraga'nın trenleri, dikenleri ayaklarına batıyor. Şu insanlarla birlikte, Cengiz Aytmatov'la birlikte Boranlı tren istasyonuna gidiyorsun. Bir gün oluyor, asra bedel oluyor. Lev Tolstoy'la beraber İvan İliç'in ölümünden tut da, yani ne söyleyeyim size? Hangi birini söyleyeyim abi? Bir insan neden kendini bundan mahrum eder? Konuşmadan önce ya büyük yazarlar ne demiş acaba kitap okumayla ilgili diye 3-5 okuma falan yaptım. Şu an hepsini vazgeçtim söylemekten. Hissettiklerimi söylemek istiyorum sadece. Ve merak ediyorum, soruyorum. Ne yapıyorsunuz da, hangi şeyle meşgulsünüz de o meşgul olduğunuz şey sizi kitap okumaktan alıkoyuyor. Hakim misin, savcı mısın, doktor musun, polis misin, subay mısın, mühendis misin, milletvekili misin, il başkanı mısın? Nesin? Tüccar mısın, iş adamı mısın, pilot musun, her ne isen, o yaptığın şeyi yaptıktan sonra kalan zamanı,
Bundan daha güzel değerlendirebileceğin ne var? Neden yeni dünyalara yelken açmaktan kendini alıkoyuyorsun? Neden kendini o içinde doğduğun, büyüdüğün dar kalıplara hapsediyorsun? Kitap sana ufuklar açar, yeni dünyalar açar, hayatına yeni insanlar katar, yeni aşklar, yeni heyecanlar, yeni hüzünler, yeni dramlar, bir coşku. Niye bir insan kendini bundan mahrum eder ki? Ben bunu anlayamıyorum. Açık söylüyorum. Beni koy bir yere, ver elime kitap. 6 ay ben orada gık etmem abi. Ama elimden kitabı al, beni bir yere koy. 6 saatte bunalıma girerim ya. Kitap bildiğin depresan gibi her şey. Yani canın mı sıkkın? Moralin mi bozuk? Aç abi kitap oku ya. Kitapla kendini terapi et. Arkadaşın mı yok? Kitaptan güzel arkadaş mı var? Vallahi bilmiyorum. Ben bunu niye insanlar yapıyorlar ben bilmiyorum. Kitaba karşı tavır var. İşte geçen de Malatya'ya gidiyordum. Trabzonspor'un maçı için Malatya'ya giderken bir köyde durduk. Bir kahvede durduk. Kahvede bir tane genç bir çocuk. Üniversite okumuş. Orada iş bulamamış. Çay ocağında çalışıyordu. Çocuğun tavrı, duruşu, beden dili, hitabeti. Nasıl bir nazik, kitap, saygılı, ölçülü, kibar. Dedim yani hani bir kahvede çay ocağında çaycılık yapan bir tipin çok dışında bir tip. Derken tanıştık, yanımıza oturdu. Çocuk hayatını kitapla anlamlandıran bir çocuk. Ve o köyde bile hemen kendini fark ettiriyordu tavrıyla, duruşuyla, konuşmasıyla. Düşünsenize, 300 cümleyle konuşan, 500 kelimeyle konuşan, 500 kelimeyle düşünebilen bir insanın hayatı anlaması, anlamlandırması ve kendini ifade edebilme becerisi ile 10 bin kelimeyle konuşan, 10 bin kelimeyle düşünen, 10 bin kelimeyle kendini ifade edebilen bir insanın hayatı, insanı, varlığı anlaması, anlamlandırması ve ifade etmesi aynı şey olur mu? Kitap okuyan adamı 30. saniyede anlarım kullandığı kelimenin kalitesinden, çeşitliliğinden, zenginliğinden. O yüzden arkadaşlar kitap okuyun ya. Vallahi okuyun. Tamam, ben de teknolojiyi kullanıyorum. Aha, YouTube kanalından size sesleniyorum. Demek ki sosyal medyayı kullanıyorum. Ben de Facebook kullanıyorum, Instagram kullanıyorum. Ama kıvamınca mutlaka kitabın ona ait olması gereken vaktini ona ayırdıktan sonra diğerlerini yapıyorum. Kitap sizi zenginleştirecek, kitap sizi güzelleştirecek, kitap size yeni dünyalar açacak. Kitapsızlık yapmayın. Lütfen kitaplı olun. Kitapla kalın. Bu mevzu uzun. Buna yine devam ederiz. Diyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Lütfen, lütfen kitaplı olun. Kitapsızlık iyi bir şey değil.